Belli ki çiftlikten biri. Zaloğlu'nu burada tuttuğumu bir tek onlar biliyor. Ya da Pakize. Gerçi ilk gelenler arasında yoktu. Yok. Yok Pakize olmaz. Pakize söylemez böyle bir şey. Pakize yapmaz. Kesin çiftlikten biri. Zaloğlu'nun burada olduğunu nereden biliyorlardı? Aranızdan biri söylemese bilmelerine imkan yoktu. Hangi biriniz gammazladı? Aç kalıyor diye pek bir üzülüyordunuz. Hı? Hadi söyleyin, hanginiz söyledi? Vallahi hanımım, biz bir şey demedik. Benim zaten hiç umurum olmaz. Ben karışmam böyle şeylere. Yasin ağa. Hiç malumatım yok Serap Hanım. Kimseye bir şey demedim. Bana hiç bakmayın Serap Hanım. Zaloğlu denen adamı günahım kadar sevmem. Koruyacak da değilim herhalde. Kim söyledi o vakit? Bu işi siz çözeceksiniz. Aranızdaki gammazcıyı bulup çıkartacaksınız. Bulamazsanız hepinizi birden kovarım. Sizi uyarmıştım. Bundan sonra hata yapanı affetmeyeceğimi söylemiştim. Şimdi gammazcıyı bulursanız sadece o gider. Bulamazsanız hepiniz birden gidersiniz ona göre. Bizim ne günahımız var Serap Hanım? Kurunun yanında yaş da yanar Yasin ağa. Yapma kızım, günahtır. Sen karışma anne. Toplayın buraları. İçin değil. Bütün haksızlıklara böyle karşı koyabiliriz. Onun için sendika kuralım diyorsun değil mi? Elbette. Fabrikada da birlik olabilmek için sendika şart. Sen de bize katılsana Ramazan. Ben mi? Ya Muhsin ustam, ben kim, sendika kim? Ben siyasetten anlamıyorum biliyor musun? Anlamayacak bir şey yok. Mesele hakkımızı korumak, kendimizi ezdirmemek. Seni kurtarmak için nasıl bir araya geldik? Güçlendik. Ha. Fabrikada da, tarlada da durum böyle. Birlik olunca güçlü oluruz. Ya Muhsin ustam, yemin ediyorum katı doğru söylüyün. Ama ben pek anlamıyorum o senduka menduka işlerinden biliyor musun? Eğer başka bir şey varsa gözü kapalı girerim ben hiç yani. Öyle de ne hafız? Sen ne diyorsun? Yok, benim başka işim var. Hem biliyorsunuz ben işçi falan değilim. He, o anlamıyor. Üfürüye zor vakit buluyor o. Görü kalk git ya. Hadi sen kalk git de bir çay koy ver, çek. Yasin ağa. Şimdi senin yaşın burada hepimizinkinden daha geçkin. E senelerdir bu çiftliğin kahrını çekti. Eh artık ununu elemişsin, eleğini de duvara asmışsın. Değil mi? Sen Serap Hanım'a çıksan desen ki, evet Ramazan'ın yerini ben söyledim desen. Evet kabahatli benim desen. İyi olmaz mı? Burada bu kadar insan ekmeğimizden olmayız. Değil mi? Sen zaten çalışmışsın çalışacağın kadar. Yahu ne diyorsun sen?
Yapmadığım işi ne diye üstleneyim? Ya ben kendim için demiyorum. Aa, onlar için diyorum. Şimdi bunlar işsiz mi kalsınlar? Yani kadın başlarına sokaklarda mı yatsınlar? Hem sen de gider ayak, bir ağalık yapmış olursun. Değil mi? Bana bak Reşit Efendi. Senin karşında çocuk mu var? Yoksa abel adam mı belledim ben? Ben bugüne kadar hiçbir Allah'ın kuluna el kaldırmadım. Ama tövbeler olsun, Allah yarattı demem. Gebertirim seni. Ayağını denk al. Affet. Elden bir şey gelmedi. Estağfurullah emmi. Af ne demek? Ben sizin başınızdaki cellatı bilmiyor muyum? Yine de Allah senden razı olsun. Korudun, kolladın beni. Sözümüzü geçiremedik. Gülizar Seyyar Abacı çok dil döktü senin için. Lakin Serap Hanım Nuh dedi, peygamber demedi. Sağ ol. Halbuki Nuh da bir peygamber, öyle denilen mi? Ama o kitapsızın teki. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Ama elbet bir gün karşılığını görecek. Yarın Ruzi Mahşer'de defteri amal açılınca her şey dökülecek ortaya. İşte o zaman verecek seyyiatının hesabını. Yok. Mahşere bırakmayacağım ben onun hesabını emmi. Bırakmayacağım. Gönlünü şeytana kaptırma evladım. Kim güden, kim beslediğinden ziyade alçalır. Güllü eskiden hiç böyle değildi. Eski çamlar bardak oluyor Pakize. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Hepimize gözdağı verdi. Neden? Güya Ramazan'ın yerini çiftlikten biri söylemiş. Kimse ortaya çıksın dedi. Eğer ortaya çıkmazsa hepimizi kapıya koyacakmış. Ramazan'dan sana ne? Benden daha mı kıymetli? Onu mu savunacaksın? Yaptığın çok yanlıştı Pakize. Gene de seninle darga kalmak istemiyorum. Bugünlerde kafam çok karışık. Hamza aklımı kemirip duruyor. Anla beni. Senin yerin benim yanım. Tamam mı? İnsanların ekmeğiyle oynama Güllü. Ne? Ne diyorsun sen? Çiftliktekileri diyor. Boş boşuna işlerinden etme. Ramazan'ın yerini ben söyledim. Sen mi söyledin? Şayet birini işten atacaksan beni at. Gülizar, niye çağırdı şimdi Reşit Efendi'yi? He? Ne olacak? Hangimizi atacak onu diyordur. Eyvah eyvah. Kovacak bizi zar. Öz bacım, ağzından yel alsın. Abo. Ben bu yaştan sonra ne yaparım? Kimin kapısına gider de sığınırım? Hem ben zaten çiftlikten başka yerde bilmem. Zalim bacım, zalim. Girmedi mi Ramazan'a neler etti? Seni beni mi düşünecek? Zulüm de adalet de tohum gibidir. Vakti gelince mutlak yeşerir. Ne dedi? Neye çağırmış seni? Söyledi mi sana kimi kovduğunu? Hiç kimseyi kovmuyor. Herkes çiftlikte kalacak. İşinin gücünün başında olacak. Oh, çok şükür. Esah mı diyor Reşit Efendi? Esah. Serap Hanım hiç kimseyi işten atmıyor.
Zaten Zaloğlu'nun burada olduğunu söyleyen de dışarıdan biriymiş. Gammazca. Kimmiş ki? Sane bane bacım. Kimse kim? Biz kovulmadık ya, ona bakak. Hadi bakalım. Herkes işine gücüne baksın. Haydi. Çamaşırları asayım o vakit. Haydi. Haydi bacım, hadi. Hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.